Selamlar yine ben geldim. Oyun içinde yazıyormuş silahlar ya. Kusura bakmayın bunu fark etmedim gerçekten. Özür dilerim. Şimdi birazcık üstünden geçelim. Öncelikle ana statlarını bilmiyoruz Nilo'nun silahını. Ama pasife olarak HP'sini yükseltiyor. Ve element yeteneği kullanıldığı zaman daha doğrusu düşmanlara vurduğu zaman da e, aldığı efektle e, HP'sine oranla Elemental Mastery alıyor. Bu yük bu özellikle 3 yük aldığı zaman da yine HP'sine oranla takımının element Mastery'sini yükseltiyor. Kabaca bakıyorum. Sonrasında silah rehberleri videosunda daha ayrıntılı bakarız zaten arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz gibi sadece yani dediğim gibi şey görmediğimizden dolayı, silahın ana statlarını görmediğimizden dolayı sadece Nilo'nun kullanacağı bir silah gibi gözüküyor şu an için oyunda. O yüzden Jade Cutter'ın olması da ekstra mantıklı oldu. Yani Nilo'nuzu tamamlamak isterseniz isteyebileceğiniz bir silah ama onun dışında başka bir karaktere verebileceğiniz bir silah gibi durmuyor. Dört yıldız e, silahımız, kılıcımız, Sifosuz Moonlight. E, bu ise şöyle bakıldığı zaman Elemental Mastery'sine göre karakterin kendisine Energy Recharge sağlıyormuş. Böyle baktığımızda da aklıma ilk gelen karakter Kazuha oluyor. Çok enerji recharge istediğimiz bir karakter Kazuha ve Elemental Mastery kastığımız bir karakter. O sebepten dolayı bu silahı çok iyi kullanabilir gibi gözüküyor. Çok iyi seçenekleri var aslında Kazuha'nın işte Favonius Sword, Iron Sting, Iron'lı bir Sword şu an ismini hatırlamadığım craftlayabildiğimiz. Ama bu da kullanıl kullanılabilir. Aralarında en iyisi hangisi ona bir bakmak lazım. Silah çıktığı zaman da ona bakılır zaten. Bu Wandering Evenstar katalistimiz ise daha çok Aggravate takımlarına konulacak katalist karakterlerin eline verilebilecek bir silah olarak duruyor. Mesela bir Lisa, bir Yae bu silahı sevebilir. Tabii ki en iyi seçenekleri olabileceğini sanmıyorum. Duruma göre Skroz da kullanabilir ama Scrooz'un hele ki daha iyi seçenekleri olabilirmiş gibi geliyor. Ama bakmak lazım yine dediğim gibi silah çıktıktan sonra ama kötü bir silah olarak durmuyor. Kılıçta aklıma ilk olarak gelen karakter Kazuha oldu. Ama mesela Claymore ve Katalist'e baktığım zaman birkaç karakter geldi. O sebepten dolayı silah bannerının, dört yıldızlarının kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama Nilo hakkında hala çok genel bir yorum yapamayacağım. Her zaman söylüyorum. Karakterlerin özelliklerini, özelliklerini bilsek bile her zaman çıktıktan sonra denedikten takımlarını, ekipmanlarını vesaire denedikten sonra net bir yorum yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Sadece dediğim gibi ilk bakışta kısıtlı bir karakter gibi gözüküyor. Onun dışında da ekstradan ekleyebileceğim bir şey yok. Kusura bakmayın ben bunları kaçırmışım yoğunluktan. Im, eksik bilgi vermişim. Kusura bakmazsınız umarım. Herkese iyi günler.